Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'a destek için Girit Adası'na savaş uçakları gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu riyakâr davranışını tarih unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Bunların yaptıkları artık sabrımızı taşırdı. Bence artık bunların fişini çekmenin zamanı geldi. Bakın tarihe. Türk'e karşı gelenin sonu ne olur? Doğu Akdeniz, Suriye, PKK ve Libya meseleleri başta olmak üzere her alanda Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergileyen Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni bir hamle geldi. Girit Adası'ndaki Soğuda Hava Üssü'ne F-16 savaş uçaklarını indiren Abu Dhabi yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Al-Rumaiti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'ta bir araya gelip Türkiye karşıtı pozlar verdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Soğuda Hava Üssü'ne 4 adet F-16 sevk etme kararı almıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait F-16'ların Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıyla beraber ortak eğitim faaliyeti yürüteceği kaydedilmişti. Doğu Akdeniz krizinde Atina'dan yana saf tutan Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye karşıtı adımlarını her alanda atmaya devam ediyor. Abu Dhabi yönetimi geçtiğimiz günlerde F-16 Block 60 tipi savaş uçaklarını adaya indirerek konuşlandırmıştı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı Hamad Muhammed Tani el-Rumaiti ile Girit Adası'ndaki Soğuda Hava Üssü'nde bir araya geldi. Yunan komutan ve Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı askeri düzeyde işbirliğinin daha da ileri taşınması ve geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Her iki isim de Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Yunanistan basını ise ziyarete sayfalarında geniş yer verdi. Tanea, Birleşik Arap Emirlikleri ismin adaya ziyaretini önemli ve büyük bir adım olarak değerlendirdi. Uzun zamandır Macron'un küstah tavırları Türkiye'nin gündemine oturmuş ve Fransa'ya olan düşüncelerimiz daha çok değişmişti. Macron bir Türkiye'ye, bir Erdoğan'a saldırmaktan yorulmamıştı. Fakat geçenlerde bir gelişme yaşandı. Macron ve Erdoğan görüşmeye karar verdi. İletişim Başkanlığı'ndan kritik görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileriyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa'nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti. Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğine vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savunduklarını ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte Fransa'dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin yapıcı diyalog ve işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye saygı duyduklarını ve bu ülkeyle diyaloğa hazır olduklarını bildirdi. Macron, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle video mesajla katıldı. Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getiren Emmanuel Macron, Korsika'da düzenlenen Avrupa Birliği üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde bu çağrının yapıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız.
Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil, tüm bu sözler ve eylemlerin devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz Avrupalılar diyaloğa hazırız. Macron, müttefikler ve uluslararası hukuka saygı göstererek ve işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini savunarak bu prensiplerin müzakereye açık olmadığını iddia etti. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosuna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Emmanuel Macron, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in himayesinde Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin gitmesini istediklerini belirtti. Eski Yunan donanma subayı Nikolas Kastimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı makalede, Doğu Akdeniz'de yaşanan son krizin Yunan donanmasına tecrübe kattığını ve Türk donanmasının zayıflıklarını görmek için iyi bir fırsat olduğunu yazdı. Kastimbras, küstah yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saldırgan olmakla itham etti. Doğu Akdeniz'de sahada Türkiye'den unutamayacağı bir tokat yiyen Yunanistan, hem yönetimi hem de medyasıyla tamamen çıldırmış durumda. Ege adalarını silahlandırıp Meis adasına asker çıkaran Yunanistan, Türkiye'yi provokatif girişimlerine alet edemeyince daha da çirkefleşti. Doğu Akdeniz meselesinin de görüşüleceği 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi öncesinde gerilimi artırmak isteyen Yunan tarafı, hem siyasilerin ağzı hem de medya diliyle skandal girişimlerde bulunuyor. Dün ABD'nin Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığına ilişkin iddialarının temelinde yer alan Sevilla haritasının hukuki bir önemi olmadığını açıklamıştı. ABD'den istediği yanıtı alamayan Yunanistan adeta çılgına döndü. Yunan medyasıyla Türkiye ile ilgili skandal haberler ve yazılar yayınlandı. Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı provokasyon kokan Erdoğan'ın Yunanistan'daki 10 hediyesi başlıklı yazısında skandal yorumlarda bulundu. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde çatışma çözme programında da ders veren Katsimbras, Yunan donanmasının modern tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiğini iddia etti. Katimerini gazetesinde yayınlanan yazısında Katsimbras, Doğu Akdeniz krizinin Yunanistan için çok sayıda operasyonel, sosyal ve diplomatik fayda sağladığını ileri sürdü. Yunan donanmasının gerilimin arttığı Ege ve Akdeniz'de son aylarda gerçekleştirdiği tatbikat ve çalışmalarla önümüzdeki 10 yıl için yoğun deneyim ve bilgi birikimi kazandığını ileri sürerek, donanmanın tüm yeni veriler analiz etme önceliğine sahip olması ve Türk tehdidiyle gelecekteki çatışmalar için sonuçlar çıkarabilmesi nedeniyle son derece önemlidir dedi. Katsimbras hezeyanlarına şu şekilde devam etti. Esasında kriz provaydı. Bu nedenle Erdoğan'a deniz kuvvetlerinin zayıflıklarını her zamankinden daha fazla açığa çıkardığı için teşekkür etmeliyiz. Mürettebatlarımızın performansı, gerçek bir Türk tehdidi karşısında görev duygusu ve aynı zamanda Türk filosunun zayıflıklarının açığa çıkması, Yunan donanmasının ve genel olarak silahlı kuvvetlerin moralini yükseltti. Yunan donanmasının özellikle denizaltı karşıtı savaşta evrensel üstünlüğü bulunduğunu savunan Katsimbras, bu durumun Türk donanmasının moralini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Nikolas, bu kriz bize doğrudan karşı karşıya olduğumuz gerçek, varoluşsal tehdidi hatırlattığı için toplumumuz için de çok önemliydi. Ege'deki gerginliğin Türk ordusu tarafından sürdürülmesini neredeyse pasif bir şekilde kabul ettiğimiz için bu yıllarca unutulmuş olabilir. Parti kimliğine bakılmaksızın toplumun silahlı kuvvetlere ve mevcut siyasi liderlere desteği ulusal bir değerdir değerlendirmesinde bulundu. Yunan siyasetçilerin ırkçı ve düşmanca açıklamalarını görmezden gelen küstah Katsimbras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı saldırgan olmakla suçlayıp, bunun Yunan yönetimine silahlanma kararlarını alması için gerekli siyasi sermayeyi sağladığını iddia etti. 6 ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan kuruluş anlaşmasıyla bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü. Filistin'in de katılımcı olarak dahil olduğu foruma Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün imza attı. Fransa da foruma katılma başvurusu yaparken ABD ve Avrupa Birliği gözlemci statüsü talep etti. Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansta yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'den doğal gaz ihracatını teşvik etmek isteyen 6 ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.
Grup aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çıkarma tartışmasında Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor. Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor. Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin yönetiminin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steiniz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin yönetiminin de forumun bir parçası olduğunu söyledi. Sineitis, forumun İsrail için Arap ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel işbirliği getirdiğini, tarihte bir ilk olduğunu ve İsrail gazını Ürdün ve Mısır'a ihraç etmek için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ve bunun daha başlangıç olduğunu söyledi. Fransa'da foruma katılma başvurusu yaparken ABD ve Avrupa Birliği gözlemci statüsü talep etti. Bu bilgiler ışığında bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.